kaza yaptığınız zaman aracınızda bulunan airbagler. İşte bunlardan bahsedeceğiz efendim. Bazı kişiler onları tamir ettiriyormuş efendim. Airbagler açıldıktan sonra, yani bir kaza meydana geldikten ve airbagler açıldıktan sonra yerine yenisini takmak gerekiyormuş. Yenisini takmak yerine tamir edenlerden eğer bir araba satın aldıysanız çok dikkat etmelisiniz. Airbag yani hava yastığı, sürücülerin kaza anında hayatını kurtarıyor. Ancak bazen tam tersi durumda sizi karşı karşıya getirebiliyor. Bu sürücü airbag dediğimiz airbag. Bu patlamış. Arkasında bunun fünyesi var. Fünyeler ikaz alınca bunun içinden balon çıkıyor. Ama bunu işte içine tekrar sarıp katlayıp tamir ettiği zaman buradaki herhangi bir cisim ya da bir parça fırlayıp elinize, yüzünüze, gözünüze zarar verebilir. Kesinlikle orijinal yenisini takmak gerekir. Aracınıza orijinal airbag taktırmak istediğinizde yaklaşık 4000 lira vermeniz gerekiyor. Ancak patlamış hava yastığını tamir ettirdiğinizde 600 lira maliyeti oluyor. Ama şu detayı unutmayalım. Biri hayata bağlarken diğeri ise ölüme davetiye çıkartıyor. Peki siz ne yapardınız? Ben de orijinal takmak tarafında olurdum. Para durumuma bağlı. Eğer maddi durumu iyiyse alırım yenisini ama maddi durumu iyi değil tamir ettiririm. Ama önemli bir parça olduğuna göre ciddi bir hasar varsa değiştirilmesinde fayda var. Tamir yani çok sağlıklı bir şey değil aslında. Sıfır takılması daha iyi. İkinci el araç alan kişiler hava yastıklarının tamir edildiğini anlayabilir mi? Alıcı kişi anlayamaz. Mutlaka bir ekspertiz firmasından, güvenilir bir ekspertiz firmasından ekspertiz yaptırarak bu ortaya çıkabilir. Şimdi bu torpidoyu biz, bu araç bize geldi tamirli airbagleri var diye söktük. Gördüğünüz gibi airbag torpidosu ve tamir olmuş. Bu da eski balonları. Şimdi bu torpidoyu söktük buradan. Kullanıcı bunu bu şekilde binmek istemiyor. Çünkü Allah korusun bir kaza anında hayati tehlikeye sebebiyet verebilir. O yüzden yeni sağlam torpidoyu arabaya monte edeceğiz.